geçti, rüzgar gibi geldi geçti. Buna neden belki içti. Sana sevgim artık soldu, eski camlar bardak oldu. Sana sevgim artık soldu, eski camlar bardak oldu. Aşktan yana yeni bir aşk gerek bana. Yalan olmaz aşktan yana yeni bir aşk gerek bana. Sana sevgim artık soldu, eski camlar bardak oldu. Sana sevgim artık soldu, eski camlar bardak oldu. Gibi geldi geçti, buna neden belki geçti. Sana sevgim artık soldu, eski camlar bardak oldu. Sana sevgim artık soldu, eski camlar bardak oldu. Sana sevgim artık soldu, eski camlar bardak oldu. Gelen giden yok. Asayiş ben Kemal. Ben de. Yakala. Hı? Afiyet olsun. Ben şunları paketleyeyim mi Yasemin? Evet, ne olur. Bu arada hala çok eksiğimiz var. Menüyü azaltsak mı acaba? Olmaz. Olur mu ya? Hiç öyle şey olmaz. Daha bir sürü şey var yapmamız gereken. Ay bir bırakmadılar ki bitirelim. Hallederiz. Rahat ol. Ya tamam ne yapalım yani? Ne yapalım? Şimdi kapatırız madem izin vermiyor adam gibi çalışmamıza. Geceden geliriz sabaha kadar yapıştırırız. Yapacak bir şey yok Ayşe. Al şunları bakayım. Ver abi. Dolaba koy. Kayseri bunlar hadi. Yalnız ışıkları bile yakmamamız gerekiyor. Karanlıkta da yapabilecek misiniz? Şimdi bak ben sana şöyle anlatayım. Sen gözlerimi bağlasan da ben yine mantımı yaparım yani her türlü. Sen benim gözlerimi bağla. Sizin o yaptığınız mantıları en hızlı ve en sıcak şekilde gideceği yere ulaştırırım. Sen hiç merak etme. Sen bırak benim gözlerimi bağlamayı. Bağlasan da ben sana yine o arabayı vermem. Babam verdi ama. Karıştırma babamı. Adam iyilik yaptı canım, bir şey demedik. Tamam, tamam. O zaman gece buluşuyoruz. Vallahi benim işim yok. Ben masaları toplamaya gidiyorum. Hop. Ben de şunları dolaba koyayım. Açar ya. Mısın? Dert etme bu kadar ya. Akşamdan gelir sabaha kadar yetiştiririz, ne yapalım? Yetiştireceğiz tabii, işimiz yemek yapmak. Yürü git. Ne diyorsun kızım sen? Hadi be vidanjör sen de. Vidanjör mü? Onu mu diyoruz ya? De haydi. Demir abi, bisikletin sinsiri aktusuna bir baksana. Oğlum ha bir attırıp attırıp duruyor sinsirleri. Dur. Gel bakayım.
Ayşen. Ateş bir susar mısın? Daha bir şey demedim ki Ayşen. Şşt. Çok acayipsin ha. Yani konu babam olduğu zaman bizim bahçedeki kedilere davrandığın gibi davranıyorsun bana. Ama başka bir konuya geçer geçmez. Şşt. Çekil. Tam olarak da böyle yapıyorsun. Bak bir şeyi gerçekten çok merak ediyorum. Dün gece gözüme uyku girmedi. Dün abin sana Aslan'ın kim olduğunu sorduğunda niye beni gammazlamadın? Ateş, yani ben senin kadar çok yalan olup da bu kadar gammazlanma meraklısı olan bir insan daha görmedim. Yani öksürür gibi yalan söylüyorsun. Ondan sonra gelmiş bana abin o yalanı neden gammazlamadın? Yok efendim babanla konuşurken beni neden ele vermedin falan diyorsun. Ateş sen iyi misin? Yani senin sorunun ne? Benim sorunum şu. Aslında bizim sorunumuz şu. Bence bana karşı hissettiğin ve maalesef kendine bile itiraf edemediğin bir takım duyguların var. Ve bizim bunu acilen konuşmamız lazım. Evet var. Ateş ben senin için çok üzülüyorum. Bence senin kliniğe falan yatman lazım. Ama madem bu kadar meraklısın, bu kıl kenan operasyonundan sonra ben seni seve seve gammazlarım. Sen hiç merak etme. Hadi akşam görüşürüz. Yok canım. Çok yok, gammazlamaz canım. Ne gammazlayacak ya? Ayşen.